Hayatınıza bir sürü tekrar döngüler yaşadınız. Bir sürü başa dönüşler yaşadınız. İşte burada bunların mekanizmasını gördüğümüzde, fark ettiğimizde şöyle diyoruz. Aa, ben bunun hakkını vermedim. Tabii ki 2'den de geri dönerim, 3'ten de geri dönerim. Hatta en sona gitsem de tekrardan hayat beni başa döndürür. Yani bazen çocukluğunuzdaki bir sınava, ergenliğinizdeki bir hali tekrardan yaşamak üzere bir bakarsınız, bir sınav çağırırsınız. Öyleyse her adımın, her kapının bir bilgisi var. Her kapının kendine özel bir anahtarı var. Ve bu anahtarlar yine bizde, kapı da yine bizde. Bu sebepten dedik ki yol da sizsiniz, yolcu da sizsiniz. Kapıyı kapatan da, kapıyı açacak olan da, kilit de, anahtar da sensin. Şimdi tabii bu cümle çok böyle hani böyle kullanılmış gibi görünen bir şey. Ya zaten her şey sende. Bende de nerede? Nasıl bir şey? Peki bunun hayattaki karşılığı ne? Hayatımda nerede ki ben de burada? Öyleyse hayatımda gördüğüm, seyrettiğimin içinde kendimi, kendimde hayatımı görecek bilgi nerede? Bakın burası çok önemli. Yani eğer dışarısı diye seyrettiğim bir alem, bir dünya varsa bunun bana birisi el kitabını versin ki ben bu hayat denilen şeyi anlayayım, çözeyim. Ve bunun bendeki karşılığı ne? Ve ben kendimdeki karşılığını görüyorsam karşımdaki insanı da olayı da tanımlayabileyim, tanıyabileyim. Ve bu olayları tanıyabiliyorsam, tanımlayabiliyorsam bu sefer kendimi tanımaya başlayayım. Bir insan kendini tanıdıkça hani derler ya Adem'de ne varsa alemde o var. Bu sefer alemi tanımaya başlıyoruz. Şimdi bazen soruyorlar. Yani sen diyorlar işte çok mu okuyorsun, çok mu biliyorsun? Hayır diyorum. Sadece bir şeyi bilmek önemli. Bir tane noktayı iyi bilmek. O bir tane noktayı iyi biliyorsan artık her şeyin içinde o zerre var. Diyelim ki bir kişi sadece hücreyi biliyor. Sadece elektriği biliyor. Sadece kuantumu biliyor. Sadece bedeni biliyor. Sadece duyguyu, sadece düşünceyi ya da sadece yaptığı işi hakkıyla yapmayı biliyor. Onun adı marangozluk olsun, isterse demircilik olsun. Onu hakkıyla biliyorsan emin ol bütün kainatın sırları ve şifreleri o senin öğrendiğin, hakkını verdiğin şeyin içinde var. Öyleyse kim ki ona sunulan mesleği, işi hakkıyla yapabiliyorsa İşte onun bir anahtarı var. Kainatın sırlarının anahtarı var. O kendi mesleğinin, kendi öğrendiği ama hakkını vererek öğrendiği şeyin, o birin içinde din var. O birin içinde kainat var, her şey var. İşte bu sırrı, belki de bunun açılabilmesi, o birin ne demek olduğunu fark edebilme ile ilgili belki her birimizin çeşitli bilgilere ihtiyacı var. Hani benim kendi çocukluğumda, gençliğimde ihtiyacım olan neler diye baktım. Evet, her birimiz bir yolculuktayız. Ve bu yolculuk sonsuza kadar sürüyor ve iyi ki de öyle. Bazıları şöyle düşünüyor. Ya bu süreç ne kadar hani böyle çabuk bitse o kadar iyi. Hayır, öyle değil. Tam da tersine sonsuz olması ve sınırsız olması çok kıymetli ve güzel bir şey. Emin olun bir sonu olsa her biriniz sıkılırsınız. Diğer taraftan bir yönümüz de sürekli bir son arayış içinde. Acaba bu yolun sonu ne? Acaba bu bilginin en sonunda ne olacak? Şunları öğrenince ne olacak? Buraya ulaşınca ne olacak? Evet, bütün bunlara ulaşınca bir şey oluyor ama her bir kapının ardından yeni bir kapı. Her o çok yüksek dağın ardında bir bakıyorsun çok daha yüksek bir dağ var. Ve bu gerçekten çok keyifli bir şey. Herhangi bir lezzetin, herhangi bir tadın, güzelliğin sonu yok. Bu ne kadar kıymetli bir şey. Öyleyse benim de bir sonum, bir sınırım yok. Ve benim bu tatları ve bu lezzetleri alabilme ile ilgili de bir sonum yok. Çünkü sen, ben, biz hepimiz sonsuz varlıklarız. Ve kendimize ne kadar çok sınır koyduğumuzu bu sefer görüyoruz. Ne kadar çok kısıtlamalar, korkulardan dolayı. Ya gider de kaybolursak, ya dönemezsek. Ya döndüğümüzde kendimizi bulamazsak. Oysa ki
Evet, bir taraftan sınırımızı bilmek, dünyanın bir sınır bilme simülasyonu olduğunu fark etmek. Bu kadar hafif ve yumuşakken peki bu kadar bu oyun niye ciddi? Çünkü çok ciddi oynanması gereken bir hayat oyunun içindeyiz. Ama bir oyun, bir rüya. Bu rüyayı küçümseyenler onun karşısına secde etmek zorunda kalıyor. Maddenin, paranın, dünyanın, dişinin, kadının karşısında kendini yüksek gören onun ayaklarına kapanmak zorunda kalır. Çünkü dünya kıymetli bir yer. Peki hem rüya olup da hem bir oyunda olup nasıl kıymetli? Çünkü sen kıymet vermediğinde buranın bilgisini alamazsın. Madde evet, dünya birazcık bilgisini sana verirken, sunarken bazen küçük senin için eziyet gibi gördüğün şeyleri sana sunabilir. Oysa ki o da senin yine dirençlerinden, yine hayatı ve dünyayı anlayamadığından kaynaklanıyor. Sen direndiğinde hayat sana bir şey öğretmeye, vermeye, sevgisiyle, güzelliğiyle akmaya geldiğinde, hayır ben onu istemiyorum, ben o bilgi zaten bende var, ben onu öğrendim, benim bildiklerim bana yeter, ben yenisini istemiyorum dediğinde bu sefer sana sert çarpıyor. Sen ne kadar kayaysan, ne kadar büyük bir taşsan, bu sefer seni hareket ettirebilmek için hayatın kanunları o kadar senin için gaddar oluyor. Oysa ki yumuşacık, sevgiyle sarıp sarmalıyor. Ama o kadar güçlü ki ben kımıldamam, ben kontrol ederim, ben yönetirim. Benim dediğim gibi olsun zannederken bir bakıyorsun ki sen zaten sadece küçücük bir kayığın içerisinde bir şelaleye doğru bir nehrin içinde akıyorsun. Sen istediğin kadar kürek çek. Hem bu var, onun içinde de o kayığın içindeki her türlü durumdan ve halden de sorumlusun. Ama diğer taraftan da öyle bir şey var ki senin dilek ve isteklerinle, senin dualarınla rüzgar seni gerçekten de ihtiyaçlarına götürüyor. Bu sebepten birçoğumuz bazen iki denilen sistemi bir türlü anlayamadık. Acaba iki ne demek? Neden sadece Rahman değil de Rahman ve Rahim? Neden sadece gündüz değil de hem gündüz hem gece? Neden hem burada hem orada? Neden bir cennet, neden bir cehennem? Neden iyi ve kötü? İşte bu ikilik denilen sırlar kapısı, yine siyah ve beyazın kapısı, Yolcu kitabında sizlere detaylı bir şekilde anlatılıyor ki burayı aşabilmek için, buradaki farkındalığımızı geliştirebilmek için bu sefer ilişkilerin anahtarını almak durumundayız. Birbirimize nasıl daha iyi ilişkiler kurabiliriz? Evliliğimizde, ailemizle, arkadaşlarımızla, hayat ve dünyayla olan ilişkilerimizi nasıl iyileştirebiliriz? Ya da hayatımızı bizden yansıyanı cennete çevirmeden beden ötesinde bir cennette buluşabilir miyiz? Bu dünyanın içinde cennetin anahtarını almadan beden ötesinde o anahtarı bulabilir miyiz? Emin olun ki her türlü sistemin kolaylığı burada var. Onun için bu beden içindeyken, bedenle buluşmuşken hayatın anahtarını, cennetin anahtarını hepimizin bulabileceği yollar ve sistemler var ki çok şükür ki Yolcu kitabı bize bu anahtarları bazen birazcık sırlıyor. Yani çünkü bazı şeyleri anlayarak da gelmemiz lazım. Bazen çok kolay veriyor ama o kadar kolay verecek ki ya o kadar da basit olamaz diyeceksin. Yani bu kadar ortada ve öndeydi de ben niye görmedim? Evet, o kadar da kolay. Çünkü sistem her türlü bilgiyi saçarak, ortaya koyarak saklıyor. Yani saklanan şeyler bir yerin altına gizlenmiş olanlar değil, tam tersine ortaya konmuş şeyler. Yani o kadar ortada, o kadar her şey böyle göz önünde ki bütün bilgiler, şu andaki dünyada olanlar dahil, gizli ve sır gibi değil. Bu sebeple eskiler şunu söylemiş: güneşin altında söylenmemiş hiçbir söz yoktur. Ve gerçekten her türlü bilgi her an var ve biz onlara kavuşabilmek için, onlarla buluşabilmek için sadece
beden arabasının, beden aracının tam içinde olmamız gerekiyor. Ve bu sefer yeni bir kapı açılıyor. Diyorlar ki, bu güce hazır mısın? Ve emin olun her birinize güç sunulur, teklif edilir ve çok az kişi gücü alır. Bazıları korktuklarından, bazıları kendilerine güvenemediklerinden, bazıları o güçle başkalarına ve kendine zarar verebilme ihtimalini, güvensizliğini hissettiğinden dolayı gücü almazlar. Oysa ki her biriniz güç istersiniz. Hayatın gücünü, güçlenmeyi istersiniz ama güç geldiği zaman da kaçacak yer arar birçok insan. İşte bir taraftan gücü kabul edebilmenin acaba bir formülü, bir sırrı var mı? Ve bu güçle buluştuğumuz zaman güçle beraber ilerleyebilmenin, güçlenmenin ve gücü doğru yerde doğru şekilde kullanabilmenin bir bilgisi, bir formülü var mı? İşte kapılarımızdan bir tanesi bize bunları veriyor. Peki bunlara ulaştık. Gücümüz var. Şimdi bu gücü onun gücüyle birleştirebilmek ve bu dünyanın içerisinde onun eli, ayağı, gözü, kulağı olabilmek mümkün mü? Bu sefer talep edebilmek, dilimizi, ifadelerimizi doğru kullanabilmenin mekanizmaları başlıyor. Ve diğer taraftan hayat bize diyor ki, var mısın şimdi dönüşüme? Dönüşmeye hazır mısın? Bildiklerini, eskiyi, geçmişte olanları bırakmaya hazır mısın? Bir bakıyoruz ki kimisi vazgeçiyor. Kimisi bırakmakta zorlanıyor. Kimisi yapışıyor, yapıştığı yerde dona kalıyor ya da kalmış. Emin olun insanların çevrenize baktığınızda %99'dan fazlası geçmişte dona kalmıştır. Oralarda kas katı durmaktadır. Oysa ki hayat basit formülle ilerler. Her gün yeni bir gündür. O yeni günün içinde yeniden var olanlar yeni hale açık ve beslenirler. Eskide kalmak isteyenlerse eskiyle karşılaşmak zorundadır. Onlara tekrar eski sunulur. Ya bir gün önce neyse bugün de aynı. Zaten dünya hep aynı zanneder onlar. Oysa ki kendilerini yenileyenlerde ise bambaşka yepyeni sürprizler olur. Gel bak derler. Değil bugün, bu saat, bu dakika, bu saniye bile yeni bir saniye. Ve sen o yeni saniyenin içinde bu sefer yepyeni kendinle karşılaşırsın. Ya bu benim bildiğim bilgi. Hayır, bilmiyormuşum. Ve birçok terapilerde biz şunu gördük. Kişilerin önündeki en büyük engel bir şeyi biliyor zannetmeleri. Ya ben bunu öğrendim, biliyorum. Bu senin zihninin aldatmacası. Bak burada şeytan seni kandırıyor. Ya okudum, 10 kere okudum, biliyorum. Hayır, bilmiyorsun. Çünkü bilsen dönüşürsün. Eğer herhangi bir halde ve durumda dönüşememişsen, bir hali ve bir durumu iyileştirememişsen, orada görmemişsin. Şimdi bazen geliyor kişi. Ya ben diyor bütün diyor bu bilgileri, bu ilmi öğrendim. Kaç tane kursa gittim, kaç tane bilmem neye gittim. Ama işte şu konudaki endişelerimi yenemiyorum. Bu korkulardan geçemiyorum. Şu halden bu hale geçemiyorum. Şurayı bitiremiyorum. Bak diyoruz. Şimdi sana diyelim ki bir bardak su ikram ediliyor. Sen bunu içiyorsun. İçelim. Olay ki ya oraya bir tane bir sinek düştü. Ve kişi bunu görmüyor hayatında. Ya bak Ünal, senin bardağına bir tane böyle sinek düşmüş. İstersen gel bunu çıkar. Yok ben biliyorum, fark etmez. İçmeye devam ediyor. O eylemi, hayatındaki o durumu devam ettiriyor kişi. Ben biliyorum diyor. Bir şey yok. Ya da tamam gördüm diyor. Ne zaman ki bakıyor ki içinde, aa gerçekten bunun bir sinek var. Hadi içsene Ünal. Biraz önce biliyorum diyordun, içiyordun. Şimdi gördün ya, artık kimse sana içiremez bunu. Para verseler de içiremezler. Öyleyse
Bırakamadıklarınızı göremediğiniz için bırakamıyorsunuz. Bakın, işte burası belki de bizim öğrendiğimiz, zannettiğimiz şeyleri yeteri kadar öğrenmediğimizi ve görmediğimizi gösterir. Ya ben bunu defalarca okudum. Ben kaç kere hatmettim. Ama öğrenmemişsin. Çünkü her birimiz kabımız kadar alabiliyoruz. Belki bu kitabı bugün okuyacaksınız. Bir şeyler görüp anlayacaksınız. Aradan bir zaman geçecek. Sineri yolladık. Belki bir hafta, bir ay sonra başka şekilde okuyacaksınız. Bir yıl sonra bambaşka şekilde okuyacaksınız. Ve daha önceki kitaplarımızı alan dostlardan yani duyduğumuz şey şuydu. Ha ben bir yıl önce okudum. Ha bunları nasıl görmemişim? Çünkü hazır değildin. Okuyan sen başka sendi. Ama bugün fark ettiklerinle o kitabı okuduğunda bambaşka şeyler sana sunuluyor. Bu sebeple yolcu kitabının içinde bir sürü katmanlar var. Siz kendinizi açtıkça, fark ettikçe içeriye doğru, derine doğru sizi daha da geliştirecek, daha da farklı kapılar açacak. Belki ilk okuduğunuz, onun için şöyle tavsiye ediyorum ben. Önce bir kere sakince okuyun. Bir dahaki okuyuşunuz çok uzun sürebilir. Yani bazen bir satır, bir kelime üzerinde sizi çok içeriye, derinlere götürecek bazı durumlar ve hallerle buluşabilirsiniz. Bazı yerlerde evet diyeceksiniz ki sanki benziyor gördüğüm öğren. Onun için çok bildik kavramların içerisine sırlandı bilgiler. Yani o kadar hani her birimizin masallarıyla, birçok hikayeleriyle çok iyi bildiğin bir şeyin içerisinde bazı sırlar. Şimdi eğer bir sorun ya da rahatsızlığı bilgiyle çözmek daha kolaysa onunla çözelim. Siz eğer bilginin anahtarını kullanarak çözmüyorsanız, açmıyorsanız o kapıyı bu sefer daha ağır şartlarla geliyor hayat. Bazen kazalarla geliyor, sorunlarla geliyor. Bazen diyelim ki kulak çekmeye geliyor ya da bir konuda bir kayıp yaşatarak geliyor. Oysa ki her birisinin aslında amacı size bir frekansı vermek. Bakın, sana bir frekans aktarmak istiyor hayat. Sen şimdi o frekansı hangi yoldan almak istersin? Bunun seçimini sen yapıyorsun ve biz buna kader diyoruz. Ama o yağmur bulutu senin üzerine yağacak. Sen o suyla buluşacaksın. Şemsiyen olur, yine yağar. Evinde güzel bir kulübede olur, yine yağar. Hani böyle dışarıda buz gibi havada gece karanlığında yakalar, şimşeklerle de döver, yine yakalar. Onun için çağırdığın, sipariş ettiğin, talep ettiğin bir hal ve bir durum sana kader olarak mutlaka biçilir ve önüne konur. Ama şimdi biz nasıl bundan özgürleşeceğiz? İşte hani şunu anlatıyoruz. Su yumuşacık bir şey. Bu sudur, bu hayattır, bu kaderdir. Ama bunu nasıl kullanacağın şimdi sana kalmıştır. Bu dayatma değildir. Ben bu suyu içebilirim, arıtabilirim. Teşekkürle, şükürle de içebilirim. Ya da ona kızarak, olumsuz duygu ve düşünceleri oraya aktararak da içebilirim. Ya da bu bir denizdir. İçine girerim, yumuşacık yıkanırım onunla. Bakarım su ne kadar yumuşacık bir şey. Ama 10 metreden atlayın pişersin. Hani böyle kafa üstü atlarken alnını şöyle yapıyorsun, çık diye yüzüyor böyle. Hani yumuşacıktı bu? Hani hayat o kadar güzel, sevimli, cennetti? Hani böyle anlatıyordun? Niye bana acı verdi bu hayat? Kaderim niye beni böyle çekiştirdi? Ya aynı su. Senin koyduğun mesafe farklı. Senin suya tavrın, davranışın farklı. Senin hayata ve kadere bakış açın olumsuz. Gel bak şimdi bunu bir daha deneyimleyelim. Gel şimdi şu suyun içine gir. O tatlı mesela bazen Instagram'da görüyorsunuz. İçilecek sular var böyle koca göl kaynıyor içiyorsun. Hem suyun içindesin hem içiyorsun. Ve ne kadar yumuşacık.
tatlı, lezzetli böyle. Hayat böyle bir şey. İşte bu cennet. Ha, ben hayatta arama mesafe koyacağım. Tanımsız ve anlamsız görüp hayattan şikayet edeceğim ve hayata Boğaz Köprüsü'nden aşağı atlayacağım. Tabii ki kolun bacağın incinebilir, hatta canını verebilirsin. Ama hepsi su, hepsi hayat. Hepimiz aynı suyun, aynı hayatın içindeyiz. Peki neden bazıları mutlu, bazıları mutsuz? Çünkü hayatla aradaki mesafe, hayatı tanım şekli, hayat nedir sorusuna verdiği cevap başka. Peki sen ne cevap veriyorsun? Senin için hayat ne? Senin için hayat nasıl olsun? Ve bunun kararını an be an veriyoruz. Hepimiz arkadaşlar an be an hayat nedir sorusuna verdiğimiz cevaba göre bir hayat yaşıyoruz. Çünkü suyla aramıza böyle bir mesafe koyuyoruz. Öyleyse suyu ne kadar seviyorsan, hayatı ne kadar seviyorsan, ne kadar kucaklıyorsan su da seni o kadar seviyor, o kadar kucaklıyor. Suyun içinde bütün boşlukları dolduran su seni sarıp sarmalamıyor mu? Sen kendini bıraktığında seni yüzdürmüyor mu? Çırpındığında batırmıyor mu? İşte hayat da böyle arkadaşlar. Ve bunun bilgisini biz formülünü alabildikçe, suyla ve hayatla, hayatımızla barışabildikçe hayat bize o kadar güzel davranıyor ki. Ah diyorlar bu torpille. Hayır, her birimiz özeliz. Hiç kimse, herhangi bir başka kimseden daha üstün, daha aşağı olmayan bir kainatta yaşıyoruz. En yukarıdakiler ve en aşağıdakiler hepsi bir, bütün ve tek bir şey. Ve bu sebepten dolayı biz ilahi kanunları ne kadar bilebiliyorsak, bu kanunların nasıl bir nizamı var, nasıl bir dengesi var ya da beni intizama çekmek için neler yapıyor bu hayat? Beni çekiştiren aslında hayat değil, benim tavırlarım. Ben diklendikçe diklenen sert olan, ben yumuşadıkça, secde ettikçe benim karşımda eğilen bir ayna var. Öyleyse hayat her birimize bizim hayata davrandığımız gibi davranıyor. Çünkü bir taraftan da hayat bir ayna. Sen karşındakine, ilişkide bulunduğun insanlara nasıl davranıyorsun? Nasıl akıyorsun? Hangi hesap kitaplarla ne yapıyorsun ki sana bu davranışlar geliyor? Ve bunu biz ne kadar fark edebiliyorsak bir anda ilişkilerimiz iyileşiyor. Bir anda birbirimizle bağlarımız güçleniyor. Sorun zannettiğimiz şeyler bu sefer dermanımız oluyor. Ah ne kadar güzel. Ya olur mu? Adam sana şunu yaptı, bunları yaptı. Allah razı olsun ondan. Tamam da şöyle yaptı, bilmem ne etti. E tamam, beni geliştirmek için yaptı. O zaten kendi yaptığının bir şekilde karşılığını kainat içinde zaten bulur. Ben yargılayıcı ve hükmedici, cezalandırıcı olan değilim. Ben bilgiyi alan, oradaki bilgiden fayda sipariş edelim. Ve o siparişi alıyorsak, o bilgiyi alabiliyorsak, bu sefer bir dahaki buluşmamızda, bir dahaki insanlarla, çevremizle karşılaşmamızda o sorun gibi görünen şeyi bir bakıyorsun ki karşındaki adam yapmıyor. Aa, bu adam mı değişti? Hayır, senin ihtiyacın değişti. Ya benim çocuklarım hep şöyle şöyle davranıyor. Sana göre davranıyor. Olur mu? Onun şöyle şöyle bir ahlakı var, böyle bir karakteri var. Hayır, sana göre davranıyor. Annem babam bana şöyle yapıyor, kardeşime böyle yapıyor. Evet, hayat sana göre davranır. Annenin babanın görevi dahi sana göre davranmaktır. Peki, ben kendimi dönüştürürsem davranışlar değişir mi? Evet. Hayatın bana bakışı, ben ona bakış açımı değiştirdiğimde değişir mi? Evet. Öyleyse yol dönüyor, dolaşıyor insanın kendine ve kendiyle buluşmasına geliyor ki işte bu da bizi kendimize doğru bir yolculuğa çağırıyor. Onun için kitabın ilk bölümü kendine yolculuğa çağrı. Her birimize bir çağrı var. Haydi gel diyor. Gel buraya. Bakalım sende, kendinde, kendine giden yolda neler var? Ve bunlarla buluştukça bak neler olacak. Neler açılacak. Çünkü şu ana kadar bildikleriniz var, ezberleriniz var. Ama acaba hayatın içindeki bütün tatlar bunlarla mı sınırlı? O evliyalar, dervişler, hani üzerlerindeki birçok şeyleri bırakıp yokluğa girenler ne buldular da bunu yaptılar?
her şeyi var edebilme güçleri varken, her türlü sofrayı kurabilme güçleri varken ne oldu da bizim gözümüze yokluk içinde görünmeyi seçtiler? Değil mi? Öyleyse bir buluşma var. Ve bu buluşmanın içerisinde arkadaşlar tabii ki bazı şeyleri bırakabilme var. Bu bırakabilmeye cesaret edebilme var. Ama birçoğumuz belki de buna alıştık. Bunu bırakamayız, veremeyiz. Bak bugüne kadar bunlarla geldik. Öğrendiğim bu, ezberlediğim bu. Nasıl bırakırım bunu? Evet. Bu sebepten dolayı anne karnındaki çocuk da anneyi bırakıp doğamıyor. Doğduğunda memeyi bırakamıyor. Memeyi bıraktığında emziği bırakamıyor. Emziği bıraktığında annesinin babasının onu beslemesini bırakamıyor. Hepimiz bu yollardan geçtik. Ama şimdi öyle bir vakit geliyor ki, öyle bir dönem ve öyle bir zaman geliyor ki her birimiz ruhumuzdan beslenmek zorunda olacağımız bir dönem geliyor. Ya besleneceğiz ve kendimize doğru kendiliğinden gideceğiz ya dışarının kulu olarak kullanılarak dışarıdan besleniyor zannederek, güdülerek, yönetilerek kontrol etmeye doğru belki gidenler olacak. Bu sebepten dolayı aslında bu kitap bir hazırlık. Her birimizi bir hale hazırlıyor olacak. Evet, bu bir son bilgi bilmem ne değil ama şu anda şu geçiş aşamasında bizim için güzel bir ip tutacak. O ipi tutup da tırmananlar bir özgürlüğün halini hayatlarında da hissediyor olacaklar. Bu sebepten dolayı her birinizden ricam okuduğunuzda bir bakın hayatınıza neler dönüşüyor, neler oluyor. Yani gerçekten iyileşmeler var mı? Bizim atölyelerimizin birçoğunda belki katılanlarınız vardır. Altlarına yazarlar. Aa, parayla ilişkini iyileştir atölyesi altına yazmış. Yani çalışmaya katılanların birçoğunun parayla arası iyileşmiş. Yani bir şey yapıyorsak gerçekten bize iyi gelmeli. Bizi bir yerden başka bir hale götürebilmeli ve bu bize fayda vermeli. Eğer bize fayda vermiyorsa, bakın, hayatımıza olumlu bir iyileşme yapmıyorsa o kitabı uzağa koyun. Eğer beni kendime, özüme, yaradana yaklaştırmıyorsa o bilgiyi uzağa koyun. Net. Tık tık. Ha, oyalanayım dedin. Birazcık da lay lay lom yapayım dedin. Hayat seni hemen başka bir kulvara alıyor. Gel oyalan bakalım diyor. Bu sebeple arkadaşlar, evet, kainat için hiç önemli değil. Oyalanabilirsin. Vaktini harcayabilirsin. Zaman öldürebilirsin. Ama bu dünyadaki en büyük kayıptır. Her birimizin zamanı sınırlı ve bu sınırlı zamanı harcamak yerine kullanın. Faydaya kullanın. Ve bir şekilde yolcu kitabımız bize zamanı nasıl kullanmak gerektiğini ve bu zamanın bilgisi, bilgeliği ve bilgini olmanın bazı yollarını anlatacak. Bizi alacak, elimizden tutacak. Bazen bir masal kahramanı gibi içinde masallar var. Çocuklarınız okuyabileceksiniz ve o masallardan fayda alacaksınız inşallah. Diğer taraftan o çocukluğumuza dinlediğimiz çocuğa seslenen, bir taraftan o büyümek isteyen yetişkin olan tarafa seslenen belki içimizde kendimiz bizi alıp bir yerlere götürecek. Ama bu götürdüğü yer uzak değil, bildiğimiz bir yer. Kendimiz. Ama şunu diyeceğiz. Ah, bende bu kadar zenginlik mi var? Ben neymişim meğer? Ama bu hepimiz. Her birimiz. Her birimizin içinde deryalar var arkadaşlar. Sonsuz var. Sınırsız var. Bir taraftan da sınır koyulmuş bir sürü bölmeler, küçük küçük göller var. İşte bunların kapaklarını açıp denize akmak var. O denizin içerisine damla olmak, damlayla okyanusu bir etmek var. Tabii bunların her birisi bir hal. Şu anda ben size sadece bazı bilgiler anlatıyorum. Bilgi bir yere kadar işe yarar. Bir yere kadar.
Oysa ki hal sizi kendinize kavuşturur. Bu sebepten yolcu kitabı size bir hal yaşatmak üzere yazıldı. Yani bir şey öğretmek değil, öğrendiğini hayat içinde uygulayabilmek ve o uyguladığınla aslında bir hal yaşamak. Eğer bir bilgi sana bir hal yaşatmıyorsa seni dönüştüremez. Ya çok güzel bilmem nedir, çok iyi entelektüel olursun, çok güzel ağzın laf yapar, birçok yerde bunları anlatırsın ama dönüşemezsin. Dönüşemeyince ulaşamaz, kendine kavuşamazsın. Oysa ki bizler burada her birimiz özümüze, kendimize kavuşabilmek için bunun yolunu, yöntemini bir sürü arayan bir nesilden geliyoruz. Anadolu'da dikkat ederseniz birçok tasavvufu dahil, ondan önceki çeşitli bilgelikler dahil, şamanizmden daha öncelerine dahil her bir tanesinde hal önemlidir. Bakın, bunların her bir tanesi bize şunu demiştir. Evet, şunu ya öğren ama öğrendik ne olacak? Neden dolayı geçmişte birçok dergahlarda, tapınaklarda kişiler belli eğitimlerle bir yerden bir yere geldiler? Bu sebeple size bir sürü ödevler verilecek. O ödevleri uygulayacaksınız. Hareketler var, spor hareketleri var, nefes hareketleri var, meditatif çalışmalar var. Yani okuduk, bitti. Hayır, öyle değil. Gel bakalım şimdi. Bunu bir olayda yaşa. Deneyimini yaşa. Bunu bedeninde bir hisset bakalım. Bu enerji neymiş? Sen neymişsin? Sende neler varmış? Bunları fark ede fark ede ve fark ettikçe kendimizin gücünü, yeteneğini, yetkinliğini de belki görerek şunu diyeceğiz. Ya ne kadar kıymetli bir hediye ve ne kadar kıymetli bir armağan bu hayat. Ve ben şimdi bu hayatın kıymetini nasıl bileyim? Nasıl kendimin değerini daha iyi bileyim? Nasıl daha fazla değerleneyim? Ve bu değeri başkaları da görsün ve bilsin. Ve bu sefer şunu görüyoruz. Neden değerli değildin ya da az değerliydin? Sen bu değeri az veriyordun. Şimdi öyleyse her birimiz kendi hayatımıza kendi değerimizi vererek, değerlenerek, kıymetlenerek yepyeni bir kendimiz olabilmek üzere bir adım. İnşallah her biriniz yolcu kitabını okuduğunuzda bize güzel dönüşler yapacaksınız. Her birimiz güzel dualarla, güzel böyle hallerle, paylaşımlarla birbirimize de destek olacağız. Birimizin ışığı, mumu, feneri yandığında çevremize ve etrafımıza da bir aydınlık olacağız. Birine gidip de herhangi bir şeyi öğreterek değil, kendi hayatını uygulayarak, faydayı görerek, bazen bedensel sağlıkla, bazen ruhsal sağlıkla, bazen davranış bütünlüğü ve güzelliğiyle örnek olarak. Evet, ben hayatımı iyileştiriyorum. Ben bu hayatı cennet eyliyorum ve formülü de basit. Ben kendimle buluşma konusunda an be an ilerliyorum. İsteyen gelsin, isteyen gelmesin. Emin olun ki sizler hayatlarınızı iyileştirdikçe her konuda, yani şu mesela bu maddi konu, bu ruhsal değil, değil. Hepsi bir ve bütün. Bu ilişkim, o da işin içinde. Bu hayatla, bu insanlarla olan ilişkim, bu bedenimle ilişkim ayrı değil. Hepsi senin cennetinin bir parçası. Öyleyse bütünsel olarak bu yola çıkacağız.